Evet. Yayına bağlandık galiba Metin Bey. Metin Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalıyız. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de öğrencilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu akşam insanların yaşadığı en büyük 5 pişmanlık üzerine söyleşi yapacağız. Öğrencilerimize haberdar ettik bu konu hakkında. İlk önce Metin Aydın kimdir? Neler yapar? Bunları dinlemek isteriz. Öğrencilerimizle sizleri bir tanıştırmak isteriz. Metin Aydın kimdir? Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle beraber böyle bir yayın yapıyor olmaktan son derece onur duydum. Umarım bizi izleyenler ve dinleyenler de faydalanır. Yaşamlarına katkı sunabilirsek bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak. İsmim Metin. İlkokul, ortaokul, lise eğitim öğretimimi Adana'da tamamladım. Üniversitede Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandım. Akabinde klinik psikoloji yüksek lisans yaptım. Tezli master'ımı bitirdim. O arada da yine adalet okudum. Üç tane üniversite bitirmiş oldum. Sonrasında klinik psikoloji alanında psikoterapist olarak çalışmaya başladım. Bu süreçte de çok fazla eğitim aldık. EMDR eğitimi, hipnoz eğitimi, işte bilişsel davranış terapi eğitimi, psikodinamik ekolle ilgili çok fazla eğitim aldık ve bunu da danışanlarımızla uyguluyoruz. Aynı zamanda Boğaziçi Enstitüsü'nde psikoloji ile ilgili alanda görev almaya çok istekli olarak sürdürüyorum bu görevi. Sizinle de olmak, sizinle de çalışmak, bu ekibin bir parçası olmak beni de son derece mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. Bilmukabele diyelim. Aynı şekilde, aynı tarzda çalışmak, psikoloji alanında çok güzel işler başarmak ve öğrencilerimizi, katılımcılarımızı da belli bir yere getirmek bizi de mutlu ediyor. Beraber olduğumuz müddetçe de nice başarılar oluşacağımıza inanıyorum. Şimdi burada öğrencilerimizden de soru gelecek. Burada şunu demek istiyorum öncelikle. Ortalama 45 dakika kadar Metin Bey ilgili konumuz hakkında zaten devam edecek. Sorularınızı 45 dakikadan sonra son 10-15 dakikada ben comment bölümünden alacağım. Metin Bey'e ileteceğim. Akabinde sorularınızın yanıtını almış olacaksınız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben kendim 5 tane soru hazırladım. Konuyla alakalı öğrencilerimiz de merak etti. Bizim de bu konu üzerinde merak ettiğimiz 5 soru var. Birinci soruyu şu şekilde söyleyebilirim, sorabilirim. İnsanın en büyük 5 pişmanlığı konusunun çıkış noktası nedir? Yani bunlar belirlenirken neler referans alındı Metin Bey? Evet, çok ilginç bir konu. Bu konuyu seçerken de, değinirken de insanların yaşamlarını şekillendiren birçok unsurla temas kuracağız. Öncelikle bu konu nereden tezahür etti? Avustralyalı bir hemşire, hasta bakıcı, Bron Ware diye bir bayan, 8 yıl boyunca palyatif ünitede ölümü bekleyen, artık son zamanlarını yaşayan çok fazla insana bakıcılık yapıyor. Ve bunlarla uzun süre, 1,5 ay kadar süre geçirince, 1,5 bazen 4 ay kadar süre geçirince onlarla sohbet ediyor ve bir takım sorular soruyor. Yani siz ömrünüzün sonuna doğru gelirken sizi en fazla ne rahatsız etti? Eğer bu hastalığınız olmasaydı tekrar gençliğinize dönebilmiş olsaydınız, yaptıklarınızdan daha farklı olarak ne yapardınız? Neler sizi pişmanlık duygusuna götürüyor şu an sorusuna karşılık genelde insanların çok fazla verdiği cevaplar var. Ama yüzlerce hastayla bu teması neticesinde bu sıkıntıları kategorize etti. 5 temel kategori belirledi. İnsanların en büyük pişmanlıkları arasında 5 temel başlık belirledi. Diğer pişmanlıkların da bu başlıklar içine girdiğini fark etti. Öncelikle kendi hayatımı yaşama cesaretini gösterebilseydim. Bakın bu çok önemli bir şey Yamin Bey. Neden? İnsanın kendi hayatını yaşama cesaretini gösterebilmesi belki varoluşsal felsefe ve psikolojinin konuları gibi görünse de yaşamımızı doğrudan etkileyen, yaşamımızın merkezinde olan bir kavram. Erich Fromm diye bir psikolog var. Ünlü özellikle sosyal psikoloji alanında öne çıkan isimlerden şöyle bir cümle kurar. İnsan yaşanmamış yaşantıların bedelini
ruh sağlığıyla öder. Kaygıyla, korkuyla, depresyonla öder der. Çünkü biz doğarken içimizde bir potansiyel var ve o potansiyel aynı zamanda bir senaryoyla birlikte hareket etmemizi gerektiriyor. Bizim kendi yaşam senaryomuz yazılı ve biz o senaryoya uygun davranmazsak başkalarının senaryolarının figüranı haline geliyoruz. Baş kahraman olmamız gereken senaryoda figüran olduğumuzda artık o senaryonun bir tadı kalmıyor, bir anlamı kalmıyor ve enerjimizi yiyip bitiriyor. Özellikle bu çok belirgin. İnsanlar o ölüme yakın insanların söylediği en temel pişmanlık kendi yaşamımı yaşamak yerine başkalarının benden beklediği hayatı yaşadım ve kendim olamamanın büyük pişmanlığını yaşıyorum diyor. Tabii bunları sonra da açabiliriz ama ben şöyle özet geçeyim. Daha sonra bunları daha da detaylı bir şekilde açıklamaya gayret edeyim. İkinci olarak erkekler nispeten daha fazla bu kategoride pişmanlıklarını dile getirdiler. Keşke o kadar çok çalışmasaydım diyor. Evet, insanın hayatında bir denge gözetmek gerektiğini söylüyorlar. Çok fazla çalıştım. Çocuklarımın büyüdüğüne tanıklık edemedim. İşte insanlarla, eşimle, dostumla çok fazla vakit geçiremedim. Bu kadar çalışmam gerekmiyordu. Keşke bir denge tutturabilseydim. Daha fazla ilişki, iletişim kurabilseydim. Daha otantik, derin, anlamlı ilişkilerimi sürdürebilseydim diye pişmanlığını ifade ediyor ikinci kişiler. Çünkü çalışmak bir süre sonra eğer hele bir de sevdiğiniz işi yapmıyorsanız müthiş yıpratıcı ve örseleyici bir şey. Bundan dolayı da ikinci olarak erkekler daha fazla belirtmek kaydıyla bu kadar çalışmasaydım diye ifade ediyorlar ikinci pişmanlıklarını. Üçüncüsü de keşke duygularımı açıklama cesareti gösterebilseydim. Bakın bu çok önemli. Özellikle Türkiye'de geleneksel aile yapılarında bizim kendimizi ifade etmemizi çok övmezler, altını çizmezler, hatta engellemeye çalışırlar. Çünkü ayıptır, günahtır, işte suçtur, başkası ne der bakışı çok belirgin olduğu için biz hissettiğimiz duyguları dile getiremediğimizde bu duyguları bastırırız. Daha sonra bu duygular yok olmaz, bedenimizde farklı problemler olarak tekrar dirilirler esasında. Bir tohumu ektiğiniz gibi düşünün, ektiğiniz tohum sonradan daha büyüyerek çıkıyor. İşte bir takım somatik belirtileri oluyor. Kişi duygularını ifade edemediğinde, bastırdığında, çünkü her duygunun bir enerjisi var. Siz duyguyu bastırdığınızda aynı zamanda enerjiyi de bastırırsınız. Bastırdığınız enerji yok olmaz. O enerji bir yerden çıkmak zorunda. Dilimize gelemezse bedenimizin dilinde var olmak zorunda. İşte somatik problemlerin çoğunda bunu görürüz. Bir bakarsınız kalbiniz ağrır, doktora gidersiniz, bir şey yok. Bir panik atak durumu söz konusu olabilir, sürekli sivilceler olabilir, kramplar olabilir, sürekli gerginlik, yorgunluk şeklinde hissedebilirsiniz, bedende tikler olabilir. Bu tarz problemlerin temelinde duygu ifademizin zayıf olması var. Veya işte tam tersi de olabilir, başkalarını takdir etmemiz gerekiyordur, başkalarına karşı olan sevgimizi dile getirmemiz gerekiyordur. Hani eşine, dostuna gerçekten seviyorsa seni seviyorum diyebilmek yine bir duygu ifadesidir. Olumsuzu da ifade etmek, aynı zamanda olumluyu da ifade etmek gerekiyor. Bir çalışanınız vardır, tebrik ederim, çok güzel iş çıkarmışsın diyebiliriz. Oysa çoğu zaman işverenler de ya zaten benim onu sevdiğimi biliyor o kişi, söylemesem de bunu anlıyor gibi bir zihin okumaya gidebiliyor. Burada şeffaf olmak, saydam olmak, hissettiğimiz duyguyu ötekini kırmadan ifade etmekte de çok ciddi fayda var. Kişi seviyorsa sevdiğini söyleyebilmeli. Böylece muhatabı da bundan hoşnut olur. Bu duyguları açıklama kısmı yine insanların en fazla pişmanlık duyduğu alanlardan biri. Hem olumluyu söyleme hem olumsuz. Yani eşine seni daha çok seviyorum diyebilseydim diyor. Onu çok seviyordum ama keşke daha fazla söyleyebilseydim. Ya da oğlumu, kızımı, ya da bir kedimi veya bir çiçeğimi veya dostumu. Fark etmiyor neye karşı bu duygusu varsa onu dile getirmeyi çok önemsiyor. Tabii olumsuzu getirmediğinizde
hiçbir duygu ve enerji yok olmaz, kaybolmaz, muhakkak bir şekilde ruhsal sistemimizde kendini var edecektir. Bu da genelde psikolojik rahatsızlıklar şeklinde bize geri dönüyor. Evet. Dördüncüsü de Bünyamin Bey şey diyor, keşke arkadaşlarımla daha fazla görüşseydim, sevdiklerimle, dostlarımla daha fazla zaman geçirseydim. Aslında bu çok ilginç bir mesele. İnsanın yalnız yaşayamayan bir canlı olduğunu biliyoruz. Burada dosttan, arkadaştan, daha böyle yakın ilişkiden bahsetmiş. Birçok insan yaşam meşgalesine düştüğünde çok eski dostlarını çok daha az aramış ve aralarındaki ilişki kopmuş, bazı zayıflamış. Onları çok hatırladıklarını dile getiriyorlar. Eğer sevdikleriniz, dostlarınız uzakta bile olsa ara ara onlarla görüşmeyi çok arzuladıklarını ve bunu yapmamış olmanın pişmanlığını derinden hissettiğini ifade ediyorlar. Dostluk neden önemli? İşte Amerikan Kalp Cemiyeti haftada bir kere dostlarınızla geyik yaptığınızda kalp sağlığınız açısından çok sağlıklı sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Yani bu geyik muhabbeti, dost demek koşulsuz kabul eden, onların yanında saçmalama özgürlüğünüzün olduğu kişiler demek. Bu da çok önemli. Yine bunu da biraz daha açmaya gayret edeceğim. Son olarak da keşke daha mutlu olmama izin verseydim. Bakın kişi aslında mutlu olma potansiyeli olmasına rağmen buna izin vermediğini söylüyor. Bu ne demek? Yani siz aslında çok daha mutlu bir hayat sürebilecekken mutlu olmayı kendinizden sakınıyorsunuz. Sizi mutlu edecek şeyler var, bunları biliyorsunuz ama eyleme geçme noktasında atalet gösteriyorsunuz veya başkalarının sizi yargılayacağını düşünerek mutluluğu kendinizden esirgiyorsunuz. Bu beş temel başlık ölüm döşeğindeki insanların en fazla dile getirdiği sıkıntılar. Bizler hala sağlamken, sağken, sağlıklıyken bu beş büyük pişmanlığa mazhar olmadan, maruz kalmadan yaşamımızı gözden geçirip yüzlerce insanın, binlerce insanın dile getirdiği bu pişmanlıkları yaşamamak adına tekrardan belki tekrar bir değerlendirme yapıp evet ben de böyle yaşamaya devam edersem bu insanların yaşayacağı şeyleri mi yaşayacağım sorusunu sorarak yaşamımızı bir gözden geçirip revize edip belki güncellemek gerekebilir. Evet, şimdi burada tabii hayatın olağan akışına kapıldığımız zaman bu farkındalıklara varmamız çok zor olabiliyor. Bazen okuduğumuz bir kitaptan, bazen izlediğimiz bir filmden esinleniyoruz ama bunun etkisi de çok kısa sürebiliyor. Sormak istediğim soru şu aslında, duygulardan bahsettiniz, farkındalıktan, mutluluktan, sevdiğinizi söylemeden bahsettiniz. Ama burada bir eşlik olması gerekir diye düşünüyorum. Yani nasıl bir olayla karşılaşalım ki ara sıra bu fazla çalışmaktan, arkadaşlarımızla buluşmaktan, bunun gibi süreçlere dahil olmaktan vazgeçmeyelim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani verirler bazen örnek, işte ara sıra hastaneye gidin, son anlarını yaşayan hastalarıyla bir araya gelin ve farkındalığınızı arttırın. İşte huzur evlerine gidin gibi örnekler vardır. Burada farkındalığı arttırmak için neler önerirsiniz katılımcılarımıza? Öncelikle şu, genelde insan bir sıkıntı yaşadığında bazı şeyleri daha net fark edebiliyor. Her şey çok normal giderken insanın bunları fark etmesi çok mümkün değil. Şu an 32 dişiniz var ama bir tanesi ağrıdığında 32 dişinizi fark edersiniz. Mesela bazen küçük sıkıntılar, bizim başa çıkabileceğimiz problemler bizim için aynı zamanda bir nimet, bir mesajla geliyor. Bir postacı gibi düşünmek lazım. O postacı bize bir posta getiriyor. O mektup, o zarfın içinde bir mektup var. Biz o problemi bir kabuk olarak görüp o kabuğun içindeki mesaja odaklanabilirsek bu da ancak insanın yaşadığı sıkıntıyla mümkün. Hiç sıkıntım yok demek en büyük sıkıntı insanoğlu açısından. Ama sıkıntıyı yorumlama biçimimiz bizi olgunlaştıracak, geliştirecek veya işte isyana sürükleyip daha depresif bir ruh haline doğru evrilmemize neden olacak. Tamamen sorun değil, sorunun getirdiği mesaja odaklanarak farkındalığımızı arttırabiliriz. Yani ben bunu yaşadım, şu an hissettim, bu duygu bana ne söylüyor? Böyle hissetmek dışında başka ne yapabilirdim?
Başka biri olsaydı aynı şeyi mi hissederdik? Ya da benim yaşadığımı başka biri yaşasaydı ve gelip bana bir bununla ilgili soru sorsaydı, ben ona ne derdim? Ya bu tarz sorularla farkındalık alanımızı kesinlikle genişletebiliriz. Ondan dolayı çok büyük sıkıntı değilse, can sıkıntısı bile bir anlamla geliyor. Aslında işte insanın canı sıkılıyorsa 3 tane mesaj veriyor. Bir diyor ki gelişmiyorsun, yani yeni şeyler öğrenmen gerekiyor. Şu an olduğun yerin bir tık üstüne çıkman lazım. Can sıkıntısının anlamı budur. İnsanın temelde 2 sıkıntısı var. Bir geçim sıkıntısı, 2 can sıkıntısı. Geçim sıkıntısını bir şekilde halledebiliyorsunuz. En azından rızka kefil bir yaradan var. Varsayımıyla inanan için. İnanmayan için de zaten çalışarak bunun sonucunu alıyor. Öyle varsayıyoruz. İkincisi de can sıkıntısı. İşte can sıkıntısının da 3 tane çözümü var. Canın sıkılmazsa bir gelişmeyeceksin. Yani canın sıkılıyorsa diyor ki evet olduğun yer doğru yer değil. Biraz daha üstüne bir şey kat. Yeni şeyler yap. Bir tık ileri git. Olduğun yerin üstüne doğru evrilmen çıkman gerekiyor. Yoksa canını sıkmaya devam ederim diyor. İkincisi ilişkilerini bir gözden geçir diyor. Can sıkıntısının diğer verdiği mesaj ilişkilerin sağlıklı mı, İşlersel mi, otantik mi, sahici mi, derinlikli mi, erozyona uğramış kısımlar varsa onar diyor oralar. Son olarak da bu gelişim, yani birincisi bu gelişim olarak ifade ettiğimiz şey, ikincisi ilişki olarak ifade ettiğimiz şey, üçüncüsü de hayatında anlam eksik. Yani yaşamın anlamı ne? Yaptığın işin anlamı ne? Senin var olmanın anlamı ne? Buna kısmen spiritüel, manevi tarafımız da diyebiliriz. İş insanın anlam arayışı ile ilgili. Şu an yaptığın şeylerde veya var olmakla ilgili anlam kaynaklarını daha sahici bir yorumla gözden geçir diyor. İşte bakın canım sıkılıyor demek yerine canım sıkılmasının bana getirdiği mesajı böyle okuduğumda artık can sıkıntısı canımı sıkmaz. Tam tersi beni gelişime, derin ilişkilere ve anlam bulmaya yönelten bir motivasyona dönüşüyor. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. O halde ikinci soruma geçiyorum. Popüler bir konu ve merak edilen sorulardan bir tanesi mutluluk konusu. Mutluluk konusu bildiğiniz üzere son yıllarda çok fazla gündeme geliyor. Esasında mutluluktan hep bahsediyoruz. Aramızda konuşuyoruz. Sosyal medyalarda ilgili mutluluk postları, yorumları yapıyoruz. Hatta yazılar yazıyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk konusunda nedir anladıktan sonra insanın mutlu olması için gerekenler nelerdir? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Esasında mutluluğun en temel, en genel tanımı şu: mutluluk bir hedef değil, ona ulaşılamaz. Siz yolunuzda giderken bir yan ürün olarak çıkar. Bir ilaç içtiğinizde bunun yan etkileri vardır. Bir iş yaptığınızda da bunun yan etkileri, eğer iyi bir şey yapıyorsanız yan etkileri olarak da mutluluğu görürüz. Ama mutluluk genelde böyle kategorize edilebilecek bir şey. İşte 4 katmana ayırdığımızda en ilkel mutluluktan en bilge mutluluğa doğru bir piramit oluşturmamız gerekiyorsa, mutluluğun 4 katmanının en temelinde zevk dediğimiz, haz dediğimiz bir kavram var. Bu zevk ve haz hayvanlarda da olan bir şey. Daha çok işte cinsellik, bahsettiğimiz yeme içme, bağımlılıklar, madde bağımlılığı vesaire. Kişi burada tamamen zevk alır, haz alır. Bir şey yaparak haz alır. Evet. İşte madde kullanır, haz alır. Seks yapar, haz alır. Ne bileyim, alkol kullanır, haz alır. Bu sürdürülebilir bir mutluluk değil. Çünkü buna sürekli devam ettiğinizde, sürekli talep ettiğinizde bağımlılıklara dönüşür. Bağımlılıklar da insanın ruhsal sistemini maalesef erozyona uğratan bir şeye dönüşür. İkincisinde sevinç var, bir üst mutluluk. Mutluluğu 4'e böldüğümüzü düşünürsek aşağıdan yukarıya doğru. Sevinç bir şeye sahip olmakla ilgili. İşte statü, mevki, makam, bir eviniz vardır, bir arabanız vardır. Bu sizi sevindirir. Ama bir arabaya sahip olduğunuzda sevinirsiniz. 100 üzerinden diyelim 50. 2 arabaya sahip olduğunuzda bu 100 üzerinden 100'e çıkmaz. Çok daha düşük yukarı çıkmaya başlar.
sevinç sahip olmakla ilgili bir şey olduğu için burayı çok abarttığınızda aslında obez bir mutluluk oluyor. O da sağlıklı. Çok yemek yediğinizde nasıl ki bedeniniz obeziteye doğru dönüşüyor. Sahip olmak böyle bir şey. Statü, mevki, makam. Evet, belirli miktarda bir şeylere sahip olmak yaşam kalitemiz açısından gerekli. Bu arzu çok fazla derinse, doyurulamaz şekildeyse de yine bunun da sonuç olarak sürekli insan başarılı olamaz, sürekli statü sahibi olamaz, sürdürülebilir bir mutluluk değil. Üçüncüsünde coşku var Bünyamin Bey. Coşku artık kaynağını anlamdan alır. Hani o anlam arayışı dediğimiz şey. Orada da öteki devreye girer. Yani başkasına hizmet etmek, başkasının yaşamına dokunmak, katkı sağlamak ve anlam yaratmak başkasının yaşamında. İşte bu asıl mutluluğun en azından biz sıradan insanlar için ulaşabileceğimiz en üst katman. Sıradan insandan kastım işte kendini eğitebilen, geliştirebilen, belirli konularda emek harcayan insanlar için ötekini düşünerek mutlu oluyorsunuz. Ötekini yok saydığınız bütün mutluluk denklemlerinde ve formüllerinde aslında mutsuzluk geliyor. Yaratıcı bizi öyle bir yaratmış ki başkasını dikkate almadan mutlu olmaya çalışmayı sonuç olarak olumsuzluk olarak bize geri yansıtıyor. Evet. O zaman başkasının hayatına katkı sağlamak ne demek, anlam yaratmak ne demek? Çok basit. Ötekinin hayatını kolaylaştırmak. Ne iş yapıyorsanız yapın, öteki diye biri var. Yani işte temizlik görevlerini düşünün. Sadece çöp topluyorum diyorsa çok zor. Ama ben başkasının sağlığına katkı sağlıyorum diyorsa topladığım çöplerle, o zaman bu kişide anlam vardır. Burada illa çok üst düzey meslekler yapmaya gerek yok. Yani işte NASA'da oraları temizleyen bir çalışanı dönemin Amerikan başkanı görüyor. Burada ne iş yapıyorsun diyor. İnsanların uzayı keşfetmesine yardımcı oluyorum diyor. Kendi işini böyle tanımladığında artık o coşku seviyesindedir. Çünkü öteki var, ötekinin yaşamını kolaylaştırıyor. Doktorlar da eğer ötekilerin sağlığı ekseninde bir iş yaptığını düşünüyorsa, insanları sağlıklı hale getiriyorum diyorsa yine coşku var. Ama sadece maaş ve para kazanıyorum diyenler için bu coşku yok. Sahip olmaya dönüyor. Altında bir anlam, bir değer varsa, evrensel, etik bir değer varsa ve ötekini işin içine alabiliyorsak, katabiliyorsak, o zaman sürdürülebilir bir mutluluk var. Çünkü her zaman başkasına yardım etmek mümkün. Yoldan bir taş alırsın, mümkün. Parktaki bir cam kırığını alırsın, mümkün. İnsanlara bir merhaba deyip gününün iyi geçmesine vesile olabilirsin, mümkün. Evet. Ama dikkat ederseniz hazda bu mümkün değil. Sürekli madde alan biri sürdüremez. Sürekli başarılı olacağım diyen biri sürdüremez. Sürekli güzel olacağım diyen biri sürdüremez. Coşku sürdürülebilir bir şey. Son olarak da en üst katta saadet dediğimiz bir şey var. Mutluluğun dört katmanının en tepesinde. Aslında burada da saadet bütünlük demek. Yani hiçlik makamı dedikleri, işte bizim tasavvufta insani kamil dediğimiz, başka sistemlerde nirvana dedikleri, psikolojide doruk yaşantı veya kendini gerçekleştirme dediğimiz şey. Buraya çıkmak çok kolay değil, çok istisnadır. Hani işte belki Gandhi, büyük filozoflar, peygamberler, dervişler, keşişler. Ha, böyle bir iddiamız çok yok ama bunlar da mümkün. Bunlar ne oluyor? Fakat bazen bu duyguyu deneyimlediğimiz oluyor. Sürekli oralarda kalamazsak da ara ara oralara çıktığımız oluyor. Kendimizi bütün hissettiğimiz, evrenle bir hissettiğimiz, o benim ben oyum cümlesini kurabildiğimiz daha derin bir felsefi temeli olan yaklaşım, inanç eksenli bir bakış biraz da. Orada da tamamen koşulsuz kabul var. Yani kişi her şeyi olduğu gibi kabul edebiliyor. Her şey o birliğin yansıması, her şeyde o birliği görebilme becerisi. Bu en üst mutluluk ama daha çok bizi dinleyen insanlar için coşku makamını esas almalarını öneririm. Başkalarına yardım etmek, başkalarının hayatını kolaylaştırmak bizim nörolojik sistemimizde dopamin, serotonin, endorfin dediğimiz mutluluk hormonlarını salgılıyor arkadaşlar. Yapılan onlarca çalışma var.
kendiniz için para harcamakla o parayı başkası için harcamak arasında sizden kan aldığımızda o mutluluk hormonlarının başkalarına yardım edenlerde çok daha fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Böyle özetleyebilirim. Evet, çok teşekkür ederiz. Diğer sorumuz ise ilişkiler üzerine. Kişiler arası ilişki ve iletişim gittikçe önem kazanan kavramlar zaten, bunu biliyoruz. Burada sorum şu, ilişki kurmanın psikolojik önemi nedir? Bu soruyla birlikte artık ilişki ve iletişimde sosyal medyanın gücü çok büyük. Maalesef deminden bahsettiğiniz mutluluk konusunda da mutluluğu sosyal medya üzerinden de insanlar birbirine aslında bildiriyor. Ve yapay bir mutluluk olduğunu da aslında herkes biliyor. Ve deminden bahsettiğimiz süreçte kişi kendisine harcadığı bu yararlar, menfaatler, para olabilir ve farklı şeyler olabilir. Başkasına harcadığı zaman aslında daha âli oluyor. Şimdi burada sosyal medya hayatımızın büyük bir parçası ve her zaman farklı farklı platformlar çıkıyor. Bazımız kullanıyor, bazımız kullanmıyor. Ülkeler arasında bu uygulamalar değişkenlik gösteriyor. Kişiler arası ilişki ve iletişim gittikçe önem kazanıyor dedik. Ama bu ilişki kurmanın şekilleri de değişiyor. Bu psikolojik öneminden bahsederken aslında bir artık geleneksel ilişki yöntemlerinden konuşalım istiyorum. Biraz da sosyal medyaya gömülen yeni nesil, eski nesil, artık kimse, hepimiz olabiliriz. Biraz da bundan bahsedelim istiyorum. Evet, öncelikle ilişki kurmak nereden geliyor ve psikolojik faydası nedir, buna bakalım. Şimdi bir bebek doğduğunda, Bünyamin Bey, önce ilişki kurar. Yani beynin sağ tarafı gelişmiştir, beynin sağ tarafında duygular baskındır. Sol tarafı dediğimiz o hipokampüs hafıza merkezimiz 2,5-3 yaşına doğru oluşmaya başlar. Kişi önce duyguyu bilir. Duygu bizim aslında yol haritamızı oluşturan bir pusula şeklinde ve ilişkiyle oluşur. Ben duyguyla annemi tanıyabiliyorum ya da bakım vereni tanıyabiliyorum. Onun benim için tehlike, tehdit oluşturup oluşturmadığını veya güvenli bir liman olup olmadığını, güvenli bir üs olup olmadığını sezgilerimle, duygularımla anlamlayabiliyorum. Eğer benimle ilişki kurmazsa benim beynim gelişmiyor ve yaşamımı sürdüremiyorum. İlişki olmazsa insan ölüyor bebekken. İstediğin kadar bakımını yap, altını değiştir, sütünü ver. Ama bir temas olmazsa, bir bağ kurulamazsa bir süre sonra yaşamını sürdüremiyor. Sürdürse bile ciddi anlamda fizyolojik ve psikolojik problemlere, uzun süre gebe olarak yaşamını yani sürdürebiliyor ama ona da çok yaşamak denmiyor. İlişkiye duyarlı bir beyin ham maddemiz var. Beynimizin tasarımı bu şekilde. Şimdi insanoğlu, nörolog Schulman diye bir adam, çok ünlü, Duke Üniversitesi'nden şunu fark ediyor. Diyor ki tamam, insanlar kitap okurken, sohbet ederken, işte televizyon izlerken, bir şeyler yaparken beyninin neresinin aktif olduğunu fMRI dediğimiz bir cihazla görebiliyor. Tersten bir soru soruyor. Diyor ki acaba insanlar hiçbir şey yapmazken, yani aylakken, Türkçe'ye aylaklık evresi olarak çevrildi, bu beyin aylakken ne yapıyor diye merak ediyor. Bulduğu şey çok ilginç. Yani insanoğlu hiçbir şey yapmazken beyninin neresinin çalıştığını merak eden Schulman şunu buluyor. Biz, Bünyamin Bey, iki şey yapıyoruz hiçbir şey yapmazken, ki beynimiz günün %50'sinde de hiçbir şey yapmıyor. Sürekli bir şey yapan bir canlı değiliz. Uyuyoruz, işte ne bileyim, evet, dalıyoruz, bazen oturuyoruz. Orada bir başkasını düşündüğümüzü fark ediyor. Yani biz bir başkasıyla kurduğumuz daha önceki ilişkilerimizi düşünüyoruz beyin hiçbir şey yapmazken. İkincisi de başkasını direkt düşünüyoruz. Ya ötekini düşünüyoruz ya ötekiyle kurduğumuz bir ilişki, bir anıyı düşünüyoruz. Bundan sonra arkadaşlar dikkat etsin, hiçbir şey yapmazken beyinlerinin ötekini düşündüğünü, ötekiyle kurduğu ilişkiyi düşündüğünü görecek. Bu bağlamda beyin ilişki düşünen bir organ. Yani aslında sosyal bir organ. Sosyalleşme üzerine kurulu bir sistemin inşa ettiği bir yapı. O zaman ben hiçbir şey yapmazken ötekini düşünüyorsam, ötekiyle olan ilişkimi düşünüyorsam, ilişki kurmak benim için müthiş önemli. İlişki kurarak zaten bebekten var olamıyordum. Yetişkinken de ilişki kurarak büyüyebiliyorum.
Bu prefrontal korteks dediğimiz beynin insanı insan yapan, akılcı, mantıklı, düşünmemizi sağlayan, planlama, organizasyon becerilerimizin olduğu, aynı zamanda ahlak ve erdemin neşet ettiği bölge, ilişki kurma gücü yüksek kişilerde daha büyük. Yani Dunbar diye İngiliz bir bilim insanı var, Dunbar rakamı diye bir şey buluyor. Bir beyin ortalama 150 kişiyle güçlü ilişki kurmaya örgütlü. 150 kişi. Ortalama 150. Zaten bakarsanız ortalama bir insan eğer bir uzman değilse bir alanda Facebook'ta 150 civarı arkadaşı vardır. Köylere bakarsanız 150 haneli köyler oluşmuştur. İnsanın bu kadar yakın ilişki kurabildiği şey bu. Birçok şirket de bir yöneticinin ortalama 150 kişiyle ilişki kurabileceğini düşündüğü için hiyerarşi de biraz böyle oluşuyor. Ama daha az ilişki kurduğunuzda prefrontal korteksiniz bile küçülüyor. Yani ilişki kurmadığınızda daha az akıllı oluyorsunuz aslında. Öyle diyebilirim. Evet. Peki ilişkide ne? Yani ilişki akıl zeka eşidir diyebilir miyiz Metin Bey? Tabii. Ya siz burada bir şeyi istisna olarak görelim. İçe dönükler var. Bir mizaj türü Jung'un belirlediği bir psikolog Jung. Çok ünlü Freud'un arkadaşlarından bir zaman. O içe kapanık ayrı bir şey, içe dönük karakter ayrı bir şey. Bunlar yazar olur, filozof olur. Bunlar sürekli düşünür. Etrafları çok kalabalık değildir. Bu bir mizaj türüdür ama onun dışındaki yapılarda kişinin ilişki kalitesi aynı zamanda zaten EQ biliyorsunuz duygusal zeka artık bu çağın en önde gelen belirleyici faktörlerinden biri akademik başarıdan ziyade. Bir de yalnız insanlar çok yaşayamıyor. Bakın yalnız insanların hastalanma riskleri çok fazla. Farelerle yapılan deneyler var. Bir grup içinde bir süre yaşayan fare, bir de tek yaşayan fare. Göğüs kanseri tümörüne yakalanma olasılığı tek başına olan farede çok çok daha fazla. Ya da yalnız yaşayanla grup halinde yaşayan insanları kıyasladığımızda yalnız yaşayan kişinin nezleye yakalanma olasılığı 3 kat daha fazla. Onu geçin, yalnız yaşayan kişi şey deriz, onun için erkekler kesinlikle evlensin deriz. Bakıma biraz daha evrimsel olarak muhtaç bir tür olduğumuz için. Evli erkekler daha uzun yaşıyor bekar erkeklere nazaran. En kötü ilişki var yani, orada bir iletişim var hiç yoktan. İlişki, yalnız yaşayan insanların ayrıca bir özelliği daha var. Anksiyeteye, depresyona daha yatkın yalnız kişi. Bunu da şöyle buluyor. John diye bir bilim insanı, nörolog o da. Beyin tarama çalışmalarında yalnız yaşayan kişiler tehlikeyi, tehdidi 150 milisaniyede algılıyor. Grup halinde ilişkileri güçlü olan kişiler 300 milisaniyede algılıyor. Yani yalnız yaşayan kişi için her zaman tehlike ve tehdit var. Onun için alıngan olurlar, iletişim kuramayız, çabuk küserler. Her şeyi tehlike ve tehdit olarak görürler ki hayatta kalabilsinler. Grup içinde olanlar kendilerini daha güvende hissettiği için tehlikelere değil pozitif şeylere odaklanma olasılıkları daha yüksek oluyor. Evet. Çok ilginç tespitler, çok ilginç bilgiler. Gayet hani benim ilgimi çekti esasen. İlk önce 150 kişi notumu aldım. Duygusal zeka, rezilyanstan bahsettik aslında. Çok popüler konular, aynı zamanda şu an gündemde de olan konular. Tabii burada bazı gerçekler de var Metin Bey, biliyorsunuz. Çoğumuz okul çağından beri işte IQ'ya takılmışız. Ama bugünkü dünyada duygusal zekanın daha da önemli olduğunu, küçükken okulda kötü dönem geçiren kişinin belli bir süre sonunda duygusal zekasını geliştirerek iyi bir konuma geldiğini hayatta görüyoruz. Ama tam tersini de görüyoruz. Aynı hadiselerle karşılaşmış başka bir çocuk ise çok depresif, psikolojik sıkıntılarla boğuşan, hayatta hiçbir şekilde bir işe bile giremeyen konuma düşebiliyor. Bu da tabii daha önceki konuşmalarımızdan da aldığım dersten size konuşmadan sonrasında duygusal zekanın ne kadar önemli olduğunu aslında anlamıştım. Burada duygusal zeka üzerinde birçok soru görüyorum. Duygusal zekayı diğer soruya geçmeden önce, duygusal zeka tam olarak nedir? Bu nasıl geliştirilir? Bu konu hakkında bir iki kelam etseniz çok mutlu oluruz. Peki,
Şimdi biliyorsunuz 1900'lerin başında daha çok tarım ön planda olan bir şeydi. Sonra şehirleşmeyle beraber artık akademik zekanın öne çıktığı bir dönem geliyor. 80-90'lardan sonra da artık duygusal zekanın öne çıktığı bir çok uluslu şirketler, büyük şirketler, büyük kuruluşlar liderlik özelliği olan, duygularını yönetebilen, otokontrolü güçlü kişilerle çalışmayı arzu ettiler. Evet. Duygusal zeka esasında şu: hazzı erteleyebileceksin. Yani kişi her aklına geleni yapmayacak, o duyguyla kalabilecek. Hazzı erteleme becerisi dediğim bu otokontrol, öz yönetim becerisi. Bir de öngörülebilirlik. Yani kişi meselenin nasıl gidebileceğini sezecek ve bu sezgileri biraz daha eşeleyip rasyonel bir zemin bulmaya çalışacak. Hazzı erteleyebiliyorum, öngörebiliyorum, son olarak da esneklik. Evet, esneklik şu demek: hemen kırılmak yerine eğilip tekrar doğrulabilmek. Biz bir sıkıntıyla karşılaşacağız, onlarca sıkıntıyla karşılaşacağız ve bu sıkıntılar bizi kırmak yerine bükebilir fakat tekrar doğrulma gücü demek. Esneklik bu duygusal zekanın temel belirleyici faktörlerinden biri. Yine bahsettiğim hazzı erteleme, otokontrol, öngörü ve bu ön sezi de deniliyor. Sezgilerinizin bilgeliğine güvenip onu biraz daha bu konuda ustalaşabilmek demek. Mesela çok ilginç, farelerle yine böyle çalışmalar var. Ortaya bir şey atıyorsunuz, yeni bir yem. Genç fareler gitmiyor Bünyamin Bey. Yeni fareler gitmiyor. En yaşlısı gidiyor. En yaşlısı niye gidiyor biliyor musunuz? O sürü psikolojisinde birazcık yiyip kendini durdurabiliyor. Yani otokontrolü var yetişkin farenin. Diğerleri gider yerse, zehirse tutamazlar kendilerini, ölürler. O büyük yetişkin fareler, onlara bilge fareler diyoruz, biraz yiyip durabiliyorlar. Nasıl sonuçları olacak? İşte aslında liderlik, duygusal yönetim, kişinin istediklerini yapmaması, istemediklerini de aynı zamanda yapmaması. İstediklerini, her istediğini de yapmaması, buna karşı koyabilmesi, istemediği şeylere de hayır diyebilmesi biraz da liderlik ruhu dediğimiz bir şey. Yani bilmek yetmiyor. Bu bilgiyi uygulamaya geçirirken bizde oluşacak duygusal yoğunluğu absorbe edebilme yeteneği diyebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Gayet güzel, net, anlaşılabilir bir şekilde bu tarafa doğru geçti. Önemli konular bunlar gerçekten. Diğer soruma geçmek istiyorum. Zamanımız da daralıyor ve katılımcıların sayısı da aslında gitgide artıyor. Muhtemelen konular çok ilgi çekti. Katılımcılarımız, öğrencilerimiz arkadaşlarına paylaşıyor. Öyle görüyorum şu an. Hızlı bir şekilde diğer soruya geçmek istiyorum. İnsanın geçmişinde yaşadığı olumsuz yaşam deneyimlerinin etkilerini nasıl normalleştirir, iyileştirebilir? Bununla başa çıkmak için neler yapmak gerekir? Freud'a getirilen en büyük eleştirilerden biri de bu: insanı 0-6 yaşına hapsettiğinizde o zaman insan ileride hiçbir davranışının sorumluluğunu almaz diyor. Madem ben 0-6 ile şekillendim, 0-6'da bana bakım verenler sorumlu, benim bir sorumluluğum yok diyor. Freud'dan sonra gelen birçok psikolog, psikiyatrist, ruh sağlığı uzmanları bu konunun böyle olmayacağını, böyle olamayacağını, determinist bir bakış açısıyla meseleyi yorumladığımızda insanın özgür iradesinin olamayacağını düşündüler. Evet, Freud büyük bir otorite. Bununla birlikte bu bakış açısının yeni dönemde gelişen bilimsel çalışmalarda aslında etkili olsa da belirleyici olmadığını gördük. Çünkü beyin dediğimiz nöroplastisite bir yapısı var. Biz şu an bu konuşmayı sizinle yaptık. Sizle yapmadan önce beyninizi fMRI dediğim bir cihazla fonksiyonel görüntüleyen bir cihaz. O da şuna bakıyor: kan akışı nereye doğru fazla gidiyor? O zaman beynin o bölgelerinin daha çok çalıştığını görürüz. Bu konuşma bittikten sonra öncesine nazaran beyninizin değiştiğini çok rahat görebilirdik. O zaman biz davranışlarımızın sorumluluğunu da alabiliriz. Beynimizin bu nöroplastik yapısı bize
istediğimiz yaşta istediğimiz davranışı daha geç ve güç olsa da yapmayı mümkün kılıyor. Ama çok ağır travmalar olabilir. Yani burada istismar, taciz, kaza, ölüm, işte araba kazası, deprem, yangın, daha felaketleştirici senaryolarda daha özel teknikler var. İşte en etkili tekniklerden biri EMDR dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaştırıp yeniden işleme diye söyleyebileceğim kısaca. Yine hipnoz, özellikle daha medikal tedaviler de söz konusu, işte şok tedavisi ve benzeri. Bu tarz durumlar hariç, ama zorlu yaşam deneyimleri yaşadıysak ve bugünümüzü o gün hala etkiliyorsa çok önemseriz çocukluğu. Çünkü çocukluk, benim üzerine çalıştığım da bir kitap var, çocukluğun son kullanma tarihi yoktur diye. Çocuklukla ilgili yaşantılar, anılar muhakkak bugünümüzü etkiler. Bugünümüzü etkilese bile o günümüz o yaşantının kurbanı olmaktan çıkabiliriz. Orada bir kurban rolünden soyunup bunu yöneten, bunu gözlemleyebilen bir irade koymak mümkün. Hatta çok ilginç, İngiltere'de, Londra'da taksicilerle yapılan bir çalışma var. Geneli böyle 35-40 yaş üstü. Bunlarla 6 aylık bir çalışma yapılıyor. Londra'yı bilen varsa aramızda. Orada taksi, yollar falan çok daha karışık ve karmaşık. Bir sınavdan geçiyorsunuz. Orada taksici olmak çok kolay değil. Ciddi bir navigasyon zekası gerektiriyor. Evet. Kişilerin önce beyni bahsettiğim fMRI yöntemiyle ölçülüyor. 6 ayın sonunda taksicilerin tekrar bu eğitimlerden, zorlu eğitimlerden geçtikten sonra hipokampüste, hafıza merkezinde navigasyondan sorumlu bir bölge var. Oranın çok büyüdüğünü fark ediyoruz. Yani biz aslında eğiterek, zorlayarak beynimizi farklılaştırabiliyoruz. Dikkat ederseniz özellikle 40 yaş ve üstünü söyledim. Yaş çok fazla olmasına rağmen beynimize yeniden şekillendirme gücü ve irademiz var. Yine çocukluk anılarını eğer ağır travmalar varsa bunu bir psikoterapiyle yapmakta fayda var. Ama çok basit, hocam geçmişimde sıkıntılarım vardı, bugünümü etkiliyorlar. Ben bir psikoterapi yardımı almadan bunu nasıl yapabilirim diye soran olursa da her gün uyumadan önce 3 tane pozitif şey yazabilirler. Böylece beyinlerini daha olumluya bakma noktasında eğitebilirler. Bir ayın sonunda görecekler ki 90 tane olumlu şey yaşamış. Çünkü beynimizde 2 tane ses var. Sürekli olumsuzu söyleyen, bir de olumluyu söyleyen, bir şarkı gibi düşünün. Olumsuz daha baskındır insanın biyolojisinde. Çünkü olumsuzluğa odaklanmak aynı zamanda neslin devamını sağlamada önemli rol almış. Haliyle önce olumsuza odaklanarak yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Bir süre sonra göreceksiniz ki işte bir arabesk sürekli kötüyü söylüyor. Bir de Zeki Müren var, daha güzel söylüyor. Bu kısılacak, artık Zeki Müren'i duymaya başlayacaksınız. O bizi görmese de duymasa da. Evet. Ne dediğim? 43. dakikaya doğru gidiyoruz. Ben son sorumu soracağım. Akabinde katılımcılarımızın size yönelttiği soruları ileteceğim. Tamam. Son sorumu o yüzden iletmek istiyorum hızlı bir şekilde, çok da zamanınızı almadan. Çağımızda insanın yaşadığı başka varoluşsal krizler nelerdir? Özellikle varoluşçu felsefede 21. yüzyılın açmazları olarak ifade edebileceğimiz temel şeylerden bir tanesi yabancılaşma. İnsan insana yabancılaşıyor. İnsan insana yabancılaşınca insan kendine de yabancılaşıyor. Evet. İnsan kelimesinin aslında kökenine bakınca Arapça bir kelime, ünsiyet kökünden geliyor. Hani ins ve cin diyoruz ya. Evet. Cin görünmeyen demek. İns aslında ünsiyet, ilişki kurabilen canlıya insan diyoruz. Zaten insan ilişki kurmazsa yabanileşiyor. Yani yaban dediğiniz şey ne? İlişki kurmayan, doğada yabani dediğiniz şey ilişki kurmayan. Yabancılaşma da yabani kökünden gelir. Haliyle bir kişi ilişki kurmazsa yabanlaşır, yabanileşir ve yabancılaşır. Birincisi o bahsettiğim yabancılaşma, şu an önde, yine ilişkiyle ilintili fark ettiyseniz. İkincisi de sosyal izolasyon. Yani kişinin kendini izole edip ötekinin yankısından, yansımasından kendini azade etmeye çalışması. Bu yine kendi ayağına sıkmak olur.
ötekine mecburuz, ötekine maruz kalmak zorundayız. Çünkü insanoğlu öteki olmadan yaşayamıyor. Ötekileri ondan dolayı ötekileştirmek yerine daha barışçıl bir bakışla ilişki ve iletişim kurma performansımızı arttırmak durumundayız. Diğer kısım bu varoluşsal krizler açısından anlam arayışı. Evet. İnsanın bu hayatta neden varım, ne yapıyorum, yaşamımın anlamı ne? Bu anlam açmazını doyuramazsak ki Viktor Frank bir Yahudi aynı zamanda Alman soykırımından, Nazi soykırımından bir şekilde kurtulmayı başarmış bir psikiyatrist. İnsanın Anlam Arayışı diye de bir kitap yazdı. 20 milyona yakın sattı bütün dünyada. Birçok dile çevrildi. Orada kişi şunu bu söylüyor. Bir hayatta bir anlam varsa her şeye her nasılsa katlanabilecek gücü bulabildiğini söylüyor. Biz anlam bulursak yaşama motivasyonumuz da artıyor. Sadece yaşama değil her şey de öyle. Yaptığınız her işin bir anlamı varsa motive olursunuz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ben bu işi niye yapıyorum? Biraz onu kazın, bir anlam bulun. Bununla ilgili çok kısa bir çalışmayı söyleyip olmadı bitireyim. Yine Adam Grant diye bir bilim insanı var. Müthiş bir adam gerçekten. 2008 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde telepazarlamacıların sürekli işten ayrıldığını fark ediyor. Yani düşünün yılda %400'ü, 4 defa bütün çalışanlar yenilenmiş gibi düşün. Yani niye bu kadar işten çıkıyorlar? Profesör Adam gidiyor, önce çağrı merkezinde dinliyor bu telepazarlamacıları. Bu telepazarlamacıların görevi şu, üniversitenin mezunlarına ulaşıp başarılı fakat maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs sağlamak. Bakıyor, sadece aramak için arıyorlar. Yani ellerinde bir liste var, günde 100 kişi arayacaksın, tik atıyor, bitti. Bu kişiler açısından, telepazarlamacılar açısından bir anlamı yok yaptıkları işlerin. Adam Grant şöyle yapıyor, telepazarlamacılarla burs alan çocukları 10 dakika bir araya getirip yemek yedirip kahve içiriyor. Sonra bunlar sohbet ediyor. Çocuklar diyor ki siz eğer bu bursu bulamazsanız biz okuyamayacağız, hayallerimize hayat veremeyeceğiz. Ailelerimizin bizden beklentileri fazla, maddi durumumuz yok, çok çalışıyoruz, bunları çok arzu ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Daha sonra telepazarlamacılar tekrar işin başına dönüyor. Artık yaptıkları iş mutluluğun coşku, üçüncü katmanı, ötekinin hayatını kolaylaştırmak, etki etmek, anlam yaratmak oluyor. Böylece bir ayın sonunda verimlilik %171 artıyor. Yüzde kaç dediniz? %171. %171. Toplama oranları artmış. O zaman senin de yaşamında bir anlam varsa yaşamını bir ay sonra %171 daha kaliteli yaşayabilirsin. Evet. Çok teşekkür ederiz Metin Bey. Şimdi katılımcılarımızın sorularına geçmek istiyorum. Tabii. Sevgili arkadaşlar, yorumlar bölümünden, canlı sohbet bölümünden daha doğrusu sorularınızı alabiliriz. Ben son sorudan başlamak istiyorum. Bizi çok güzel Melisa Hanım, Melisa Durak Hanımefendi bu soruyu soruyor. Bizi çok güzel bir insanı hayatımızdan çıkarmamıza rağmen zihnimizde o üzüldüğümüz anlar ile nasıl barışabiliriz? Şimdi bunun bir yas süreci var. Kişi hayatımızdan çıkıyorsa tutulmamış yas ve sağlıklı bir ayrışma olmamışsa kişi onu zihninden çıkaramaz. Burada yasımızı tutmakla ilgili. O kişi gitmiş bedenen ama zihninizde bir takıntı şeklinde hala varsa onu da şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Önce yasınızı tuttunuz mu? O kişi gitti sizin için ne anlam ifade ediyordu? Sevmediğiniz biri, canınızı yakan biri ise ve gittiyse kurtuldum demenize rağmen neden hala hafızanızda canlı? Arkadaşlar eğer bizi çok örseleyen deneyimler yaşadıysak o kişinin gittiği yerleri görmek, o kişinin tanıdığı insanlarla karşılaşmak, her şey onu çağrıştırabilir. Evet. Burada bununla başa çıkmak için genelde eğer çok ağırsa ben EMDR yapıyorum veya imajinasyon yöntemiyle çalışıyorum. Kişi duyarsızlaşabiliyor buna. Bunu beyin genelde bilgisini, duygusunu sindiremiyor. Yani şey gibi düşünün, bir elek gibi düşünün. Eliyorsunuz birçok şeyi. Bazı şeyler eleğin üstünde kalıyor ve o elekten geçmiyor. İşte bir takım psikolojik, stratejik yöntemlerle eleğin üstündeki
kalıntıları ufalayıp elekten geçmesini sağlıyoruz. Sağ beyninde o kişiyle ilgili duygu mühürlenmiş. Mühürü suyla silemezsiniz. Biraz daha özel teknikler gerekiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ceren Hanım soruyu soran kişi şu an. İnsanlar olarak hatalar, yanlışlar yapıyoruz veya elimizde olmayan şeyler oluyor. Bunun sonucu üzülmek, suçlamak da çare değil diyor. Sizin öneriniz nedir Metin Bey diyor. Önce kabul etmek. Bir şeyin her ne olursa olsun kabul etmeden onu çözemeyiz. Bir problem yaşadığımızda önce inkar girer. İnsanoğlunun ilk savunma mekanizması inkar. Daha doğrusu önce şoka girer, sonra inkar eder, sonra kabul eder, sonra başa çıkar. Her ne olduysa önce kabul edeceğim. Ama kabul etmek çok basit bir şey mi? Çok zor bir şey. Kişi bir şeyi nasıl kabul edebilir? Arkadaşlar çok basit birkaç tane teknik anlatacağım. Ama yaşadığınız şey çok travmatikse bunlar azaltsa bile tamamen halletmez. Yaz ve neyse o problem. Yazarsanız yaz ve yak dediğimiz bir yöntem var. Yazın sıkıntınızı, o kişiye ne söylemek istiyorsanız yazın. Sonra bunu yakın. Veya yakamıyorsanız tuvalete atın, sifonu çekin. Veya yapamıyorsanız o kağıdı yazın, yerin altına gömün ve onunla vedalaşın. Veya balonun içine üfleyin arkadaşlar, ne söylemek istiyorsanız. Önce zihninizde söyleyin, onu ona üfleyin, sonra balonu patlatın. Çünkü beynimiz, duygu merkezimiz limbik sistem. Limbik sistemin bir hayvan beyni gibi düşünün, duygularımızdan sorumlu. Oranın aklı yok. Siz ne derseniz ona inanıyor. Beynimizin beyni olmadığı için onu kandırmak mümkün. Beynimizin beyni olmadığı için onu kandırmak mümkün. Aynen. Ben bunu notuna alıyorum. Tamam. Odamda bir yere asacağım. Çok güzel. Yani beynimizin beyni yok. O bizi kandırdığı gibi biz de onu kandırabiliriz. Evet. Balona üflediğimizde gitti. Onunla vedalaşıyorsak vedalaşırız. Bazen de böyle çalışırken çok basit bir yöntem gibi gelecek. Bir tane kağıt alın yanınıza arkadaşlar. Dörde bölün. Bir, İki, üç, dört şeklinde tam böyle dörde böldüğümüzü varsayarsak o düşünceyi düşünün, o kişiyi düşünün. 5 ile 10 saniye arası karalama yapın. Mesela 0 ile 10 arasında puan verdiniz. O kişiyi düşündüğünüzde 0 ile 10 arasında ne kadar rahatsız hissediyorsunuz? Diyelim 7. Düşünün o rahatsız eden şeyi. Karalama yapın yaklaşık 10 saniye. Tekrar düşünün ve karalama yapın. Tekrar düşünün ve karalama yapın. Tekrar düşünün ve karalama yapın. En az 5'e düşer. Bunu birkaç defa daha yaparsanız yine epey azalır. Ama evet. Travmatik bir şeyse arkadaşlar dediğim gibi o elekten geçmediği için ona daha stratejik müdahaleler gerekiyor. İşte EMDR travmada çok işlevsel bir yöntem. EMDR dediğimiz bir yöntem. Yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırıp yeniden işliyoruz. Evet. Beynimizin beyni olmadığına göre bunu başarılarımız içinde kullanıp beynimizi kandırarak hedeflerimize koşabilir miyiz Metin Bey? Kesinlikle. Yani beynimiz aslında çok ilkel bir sistem. Yani üç katmandan oluşuyor. En ilkel sistem sürüngen beyin. Yılanlarda da olan bir şey. Nefes alıyoruz. Akşam uyurken sizin sürüngen beyniniz çalışıyor. Boşaltım yapıyor. Sonra limbik sistem, avucumun içi gibi düşünün. Burada da amigdala dediğimiz tamamen duygulardan sorumlu bir bölge. Şurayı amigdala düşünün. Bu hayvan beyni. Bu her istediğini yapmak ister. Bir de korteks var. Yani şu benim, işte beynimin ön tarafı dediğim, elimle şurayı gösterebilirim. Hayvan mesela düşünün, siz absürt olacak ama çişiniz geldi diyelim. Çişim geldi, buraya yapacağım diyor. Korteksiniz diyor ki hayır, buraya yapamazsın, tuvalete yapacaksın. İşte bu hayvan beynini kontrol eden yerimiz korteks. Travmatik deneyimlerde bu hayvana sanki böyle arı sokmuş da durmuyor. Yani bir öküzü düşünün, ona bir arı soktuğunda müthiş kaçar, koşar. Yani ipi tutarsınız, zapt edemezsiniz. Travma bir nevi öyle. Şu korteks o hayvanı zapt edemiyor. İşte ne yaparız? O arı sokan yeri iyileştirirsek sakinler. Ama küçük travmalarda sıkıntı değil. Yani sivrisinek ısırmışsa bahsettiğim yöntemleri uyguladığınızda işe yarar. Evet, teşekkür ederiz. Kafamızın tası attı deriz ya çok öfkelendiğimizde Bünyamin Bey. Evet. Kafamızın tası attığında hayvan boşa çıkar, her türlü hayvanlığı yapar. Kafamın tası attı. Evet, gayet güzel.
Sıradaki soru Benjamin Kınık tarafından geliyor. Duygusal durumlarımız ya da psikolojik sorunlarımız öğrenme süreçlerimizi etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler? Çok güzel. Şimdi beyinde bir enerji koruma yasası var Benjamin Bey. Enerji evet. koruma yasası şu. Diyor ki beyin, benim yaşamımı sürdürmem lazım ve bana enerji lazım. Beyin bir banka gibi çalışıyor. Enerji vereceksem daha fazlasını faiziyle almam lazım. Beynimizin en temel enerjiyi harcama mekanizması da şu, hayatta kalmak. Tehlike ve tehdit varsa önce onlara odaklanır, enerjiyi önce ona harcar. Sonra kalan enerjiyle öğrenme veya neyse yapar, yapacağını yapar. Ondan dolayı kaygılı bireyler çok zeki olmalarına rağmen, potansiyelleri iyi olmalarına rağmen bu enerjileri kaygılı kişilerde tehlike ve tehdit algısı çok yüksek olduğu için herkes onların düşmanıdır gibi algıladıkları için aşırı kaygılı bireylerde her şeyde her yerde risk var. Herkes kötü ki biz buna paranoya diyoruz. Bir de pronayaklar var. Pronayaklar da herkes iyi. Daha humanist bir bakış. O enerji arkadaşlar mesela bazen insan ilk gelir ilk tanışmada enerji rahat değilizdir ilk girdiğimiz ortamda. Beyin enerjisini ortamda tehlike tehdit var mı ona daha fazla harcar. Çok net dinleyemeyiz. Bebekler mesela ailelerinin yanında güvende hissettiğinde çok mutlu olurlar. Çünkü enerjilerini mutluluk için harcarlar. Tehlike ve tehdit yoktur. Bir öğretmen çok otoriterse veya işte bir anne baba çok otoriter baskıcıysa çocuk önce güvenliğini sağlamak için enerjinin çoğunu harcar. Kalan enerjiyle beyin eğitim öğretim yapacağı için çok işlevsel olmaz. Ama koşulsuz kabul varsa, kişi kendini güvende hissediyorsa, rahatsa enerjinin tamamını öğrenmeye harcayacağı için kişi çok daha hızlı öğrenir, çok daha rahat öğrenir. Kaygı varsa bilişsel daralma, yani kişi odağını çok büyütemez, farklı bakış açılarını yakalayamaz kaygıda ama rahatsa geniş geniş bakabilir. Evet. O da beynin enerji koruma yasası ile ilgili. Beynin enerji koruma yasası. Evet, teşekkür ederiz. Ahmet Yılmaz beyefendi ise şu soruyu sorarlar. Bir insana hayır nasıl denilir karşı tarafı kırmadan? Evet, bir insana hayır nasıl denilir karşı tarafı kırmadan? Bir kere karşı tarafı direkt düşündüğümüzde hayır demek zorlaşıyor fark ettiyseniz. Yani orada bile hayır demek istemiyorum mantığı var. Burada şu değerler odaklı bakmak lazım arkadaşlar. Bir şeye hayır derken bir değere dayanıyorsa karşı taraf alınmaz. Mesela diyelim trafik polisi beni durdurdu. Ben kırmızı ışıkta geçtim. Ceza yazdı. Ben bu cezayı kırmızı ışıkta geçtiğim için polise küsmem, polise kızmam. Bir değer, bir kural ihlali var. Sizin de değerleriniz olur. Bu değerler ihlal ediliyorsa değer eksenli bir geri bildirim verirseniz, mesela işte çocuğunuz diyelim yere çöp attı, oğlum bak millet ne der derseniz bu bir değer değil. Ama biz doğaya saygılı, çevreye saygılı bir aileyiz, kuralımız var. Sen bunu ihlal ettin ve çok öfkelendim. Hayır diyebildiniz. İkisinde de hayır diyorsunuz, birinde egonuz için, birinde değerler için. Baktınız o kişi sizden bir şey istiyor. Sizin hangi değerinizi zedeliyorsa ya da bir değer zedelenmesi varsa hayır deyin. Karşı tarafın bilinçaltı bundan olumsuz etkilenmez. Çünkü bir değere refere ettiniz. Ama ego içinse, keyfi ise burada kişiler farklı düşünebilir. Evet, çok teşekkür ederiz. Sevgili katılımcılarımız, zamanımızı aslında doldurduk. Son bir dakikamız kaldı. Ama 3 tane soruyu tamam. Bizim bitirebiliriz diye düşünüyorum Metin Bey, müsaadeniz varsa. Tabii tabii. Uygar Karakaya şu soruyu sorar. Çok kurallı olmak sizce doğru mudur Metin Bey? Çok kurallı veya az kurallı diye bir şey olmaz. Burada rutinler önemli. Sadece kural koyarken belirli referansları gözetmemiz lazım. Bu da anne baba tutumu ile ilgili aslında. Bir ailenin kuralları vardır. Mesela bir tarafta çok otoriter aile tutumları açısından düşünelim. Bir tarafta çok özerk, bağımsız, aslında serbest dediğimiz kuralların olmadığı esnek aile. Bir tarafta demokrat aile. Üç tane aile yapısını düşünürsek. Baskıcı, otoriter, esnek ve demokrat. Baskıcı da şu, kurallar sürekli vardır, kişinin özerkliği yoktur.
özgürlüğü yoktur. Esnekte çok özgürlük var, sınır yok, kural yok. Demokrat ailede kurallar da var, özellik de var, bir dengeyle gider. Ondan sebep arkadaşlar, insanoğlunun sınıra ihtiyacı var. Burada kural o çocuğun özerkliğini kısıtlamayacak ya da bireyin özgürlüğünü kısıtlamayacak, seçim hakkı olacak, fakat bir sınır içinde seçim hakkı olacak. Eğer sınırlarımız olmazsa, zamanında sınır duygusunu oluşturamazsak ileride sinirlerimiz bozuluyor. Tersten okursak, bir psikoterapist olarak, sinirleri bozuk her bireyin çocuklukta sınırları bozulmuştur ya da sınırları oluşturulamamıştır. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani aslında her insan ikaz şırıngasına bir şekilde bu hayatta ihtiyaç duyar. Bu şekilde de yorumlayabiliyoruz. Bebeklikten beri var. Yani siz anne rahmindesiniz mesela. Annenin her yerinde değilsiniz. Orada bile bir sınırdasınız. Doğduktan sonra bilirsiniz, altınız değiştiğinde önce bir bez sererler. O bez bir sınırınız olur. Yani bu bebeklikten itibaren gelen bir şey. Bir de bir kolektif bilinçaltımızda da var. Sınır tanrısı diye arkadaşlar, antik Yunan tanrısı var. Yani o kadar önemli ki millet tanrısını yapmış. Sınır tanrısı. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Hicabi Sert şunu sorar. İnsan bir potansiyelle doğar demiştiniz. O potansiyel çoğu insan bulamıyor. İnsan içindeki potansiyeli bulmak için ne yapabilir? Evet, bu da bence çok önemli bir soru. Burada arkadaşlar, kendi potansiyelinizi genelde üç türlü fark edebilirsiniz. Birincisi, bazı kitaplar var, denemeler, makaleler, ölçüm araçları, testler var. Kişiliği, karakteri ölçümleyen çok farklı kişilik envanterleri var. İkincisi, çok sevdiğiniz dostlarınız vardır. Onlara sorarsınız, sana göre benim en güçlü yönüm ne? Yani sizi tanıyan insanlara soru sorarak öğrenebilirsiniz. Üçüncüsü, bu konuda gerçekten bir uzmana gidersiniz. Özellikle kariyer hedeflerinizi oluştururken 3 tane sac ayağına bakılır. Kariyer, karakter bağlamında, bir de kişiliğin o işi hayal ederken kendini mutlu hissedip hissetmemesi. Yani hayal ettiğinizde sizde oluşan duygu ne oluyor? Oradasınız, o işi yapıyorsunuz, o an ne hissediyorsunuz? Ondan dolayı karakter, kariyer ve mizaç özellikleri birbiriyle ilintili olmalı. İnsanın vizyonu olursa, yani potansiyel dediğimiz şey biraz da vizyonla ilgili. Vizyon arkadaşlar, başkasının hayatına dokunmak demek aslında. Ne iş yaparsanız yapın, ötekini, bu bitki olur, canlı olur, hesaba koymak zorundasınız. Ötekini hesaba koymadan yaptığınız her hesap maalesef size kısa vadede mutluluk getirse de orta ve uzun vadede mutsuzluk getiriyor. İlginçtir, nörobiyolojimiz böyle. Çünkü biz böyle hayatta kaldık. Evrimsel olarak biz 100 bin yıl önce avcı toplayıcıydık. 12 bin yıl tarım, 200 yıldır bilim teknoloji çağındayız. 100 bin yıl önce siz grup olarak avlanmaya gittiğinizde, birbirinize güvenmediğinizde hepiniz yem oluyordunuz. Haliyle biz birbirimizi kollamak zorundaydık, birbirimize yardım etmek zorundaydık ki kabile ayakta kalabilsin. Birbirimize mecbur, muhtaç ve mahkum olan bir nörolojik evrimsel sürecimiz var. Evet, yani avlanmak için bile aslında arkadaşlarımıza, çeşitli gruplara bile ihtiyacımız vardı zamanında. Evet, oradaki kişinin potansiyelini fark edebilmesi, okuyacağı bir kitap, kendisine yapılacak test, bir danışman o kişiyi de ortaya çıkarabilecek. Arkadaşlar, bir de şunu sorabilirim, söyleyebilirim daha da anlamlı olsun diye. Arkadaşlar, geçmişte yaşadığınız 10 tane anı yazın. Yani aklınıza gelen ilk 10 hatırayı yazın. Bu 10 hatırada ortak bir tema bulacaksınız, baskın bir tema bulacaksınız, sizi siz yapan. Bu anıların zihne gelmesi tesadüf değil, bir ilişki ağını gösteriyor. Daha fazla da olabilir ama ortalama 10 tane anı bulup bunları analiz ederseniz nasıl bir kişiliğiniz olduğunu, potansiyelinizin neye yatkın olduğunu bu anıları analiz ederek de bulmak mümkün. Evet, çok teşekkür ederiz.
Son 3 soru demiştim. Saat 29 geçiyor ama o dakikadan sonra çok daha fazla soru gelmeye başladı. Olabilir. Destek olmaya çalışalım öğrencilerimize. Hocamızın da Metin Bey'in de aslında belirlenen saatleri dışında da çok gitmek istemiyorum. Kendisi devamlı programlar üzerine zaten gününü tertip ediyor. Üçüncü soruya geçiyorum. Gülbahar Berk soruyor. Beynimizi kandırabiliriz dediniz. Peki söylediğimiz şeylere içten inanmadığımızda kendimize itiraf etsek dahi beynimiz bize inanır ve o düşünceden takıntılardan kurtulur mu? Gibi bir soru var. Evet. Şimdi arkadaşlar beynin dönüşebilmesi, değişebilmesi için süreklilik önemli bir şey. Eğer değişim istiyorsak önce ortalama her ne yapıyorsak imajinasyon düşünün. Beynimizin beyni olmadığını kanıtlayan bir şey. Yine büyük bir araştırma arkadaşlar. Piyano çalan bir grup öğrenci, bir de hayali piyano çalan bir grup öğrenci. Bu kişilerin el-göz koordinasyonunun beyinde temsil edilen yeri hemen hemen aynı. Çalanla hayalinde çalan kişilerin beyni aynı şekilde organize oluyor. Bir de bu da bize şunu gösteriyor. Yani ben sürekli zihnimde kendimi mutlu olduğum bir sahil kasabasında hayal ettiğimde müthiş ilişkiler kurduğumu varsaydığımda potansiyel oluşuyor. Tabii ki bunu uygulamaya geçirmeden yani hamur var fırına atmak size düşüyor. Hamurunu siz oluşturabilirsiniz ama eylem onu ekmeğe dönüştürür fırına atar. Bu bağlamda gerçekten beynimiz hayale, imajinasyon zaten hipnoz dediğimiz, imajinasyon dediğimiz öyle bir şey. Sizlerin biraz limbik sistemine, duygu merkezinize yöneliyoruz. Orayı arzu ettiğimiz şekilde yeniden çapalayabiliyoruz. Bu bağlamda evet şu değil, hani ben bugün hayal ettim, yarın çok param olacak şeklinde değil. Ama hayal ede ede para kazanma eğiliminizi, potansiyelinizi bile arttırabilirsiniz. Evet. Bastım mı? Yok, hayal ettim hemen hayata geçecek değil. Hayal, hayata geçme olasılığını arttıran beyinde gerekli doneyi sağlama noktasında güçlü bir etken. Zaten evet. Arkadaşlar bir gün belki öğrenmeyle ilgili özel bir program yaparız. Biz insanoğlunun bu dünyaya öğrenmeye geldiğini kanıtlayan 3 tane kuram var. Duygu kuramı var arkadaşlar. Türler kuramı var. Hayal kuramı var. Bugün var olan her şey, her icat bir dönem hayal ürünüydü. Hayal edilmemiş hiçbir şey var olmamıştır. Onun için önce hayal ediyor olmamız bile var etmemizin öncü sebebi. Evet. Ama öğrenmeyle ilgili spesifik bir konu yaparsak bu 3 kuramı çok detaylı açıklarım. Evet. Konular ve konular başlıca konuların altındaki konuştuğumuz süreçler aslında çokça yorum geliyor. Çokça teşekkürler geliyor Metin Bey. Ve bu programın söyleşinin düzenli olmasını istiyorlar. Öyle mi? Bu şekilde söyledim. Evet. Yani bizim de buradaki amacımız insanların yaşamına dokunabilmek. O zevk, sevincin bir üstü olan coşkuyla temas kurup en azından bundan keyif alabilmek ve ötekilerin yeni şeyler öğrenip yaşamlarını daha kaliteli sürdürmelerine hizmet etmek ki Bünyamin Bey ve Boğaziçi Enstitüsü gerçekten bu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında müthiş işler yapıyorlar. Bu kadar ötekini varsayarak hizmet üretiyor olduğunuz için size de çok teşekkür ederim. Varsayımlarımızı biraz değiştireceğiz arkadaşlar. Varsayım değişirse birçok şey değişir. Gandhi'nin çok sevdiğim bir örneği var. Batılı bir gazeteci gelip Gandhi Hindistan'ı özgürleştirdikten sonra şu soruyu soruyor. Efendim Batı uygarlığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Gandhi'nin verdiği cevap şu. Vallahi olsa iyi olur diyor. Şimdi soruyu sorana göre Batı'da bir özgürlük var. Bununla ilgili ne düşünüyor? Gandhi'ye göre zaten yok. Hani birçok şey aslında zaten yok. Siz öyle varsaydığınız için oluyor. Evet. Evet. Var mı? Son bir soru alabiliriz Bünyamin Bey sizin için. Son bir soru. O zaman bu seçim hakkı da bana ait olsun. Son bir soruyu seçmek istiyorum. Tamam. Potansiyeli bulmakla ilgili kitap önerebilir misiniz sorusunda Hicabi Sert sorar. Son soru da bu şekilde olsun. Aynı zamanda şu parantezi de açayım arkadaşlar. Metin Bey'e şu an canlı yayında, canlı yayın baskısıyla sizin huzurunuzda söz alalım.
Düzenli olarak bu konuların devamını niteliğinde veyahut da farklı konular üzerinde sizleri Boğaziçi Enstitüsü kanalında devamlı görmek isteyen ciddi bir kitle var. Eğer yaparız. Arkadaşlar bu kaydın altına yorum yaparlar. Şöyle yorum yaparlar. Şu konuyu istiyoruz diye. En fazla hangi konu öne çıkarsa her hafta o konuyu ya da her ay nasıl yaparsak onunla devam ederiz. Haliyle sizin yorumlarınız önemli arkadaşlar. Kitap meselesini aslında birçok kitap var kişinin potansiyelini fark etmesi. Ama benim çok faydalandığım bir isim var. Bu biraz önce ismini de kullandım. Adam Grant, hatta kitabından bir iki tane şöyle kitabını da göstereyim. İki tane kitap göstermiş olayım. Arkadaşlar şu vermek ve almak, yani insanın anlam, yaptığı eylemlerin anlamını bulabilirse ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Bir de Simon, kendi nedenini bul. Simon Sinek müthiş bir insan arkadaşlar. Bunun 3-4 tane kitabı var. Hepsi de hemen hemen Türkçe'ye çevrildi. Her iş için kendi nedenini bul. Yani bu dünyaya niye geldin? Kendi nedenini bulursan o işi yapmaya devam ediyorsun. Buradan da faydalanabilirsiniz. Bu iki kitap bence sizin için çok geliştirici olacak. Zihninizin nöronlarını besleyen iki kitap olacak. Evet, ben de notlarımı aldım. Bu kitapları muhtemelen 2 hafta içerisinde okuma sözü veriyorum. Arkadaşlardan da bu kitaplardan herhangi birisine, bu arada sanki kitap satıyormuşuz gibi anlamasın, kitaplar bize ait değil. Sadece fayda sağlayan şeylere, Boğaziçi Enstitüsü ücretsiz. Yabancı kişiler arkadaşlar. Evet, aynen. Adamın adı adam ama Türk değil yani. Evet. Boğaziçi Enstitüsü ailesi, Boğaziçi Enstitüsü eğitmenleri, Boğaziçi Enstitüsü çalışanları aslında ücretsiz eğitimleriyle sosyal girişimcilik tarafını nasıl binlerce insana her yıl bu şekilde hizmet olarak veriyorsa, aslında bu kitaptaki öneri de bu minvalde bir öneridir. Fayda gördüğümüz, fayda görmesini umut ettiğimiz hususlarda kitap olur, film olur ve yakında gerçekleştireceğimiz ücretsiz atölyeler olacak. Bunlarla birbirimize fayda sağlamak amacıyla bu önerilerde bulunuyoruz. O yüzden dedik kitap bize ait değil. Fayda sağlayacağını. Belki şey yapabiliriz son olarak Bünyamin Bey. Bu kendi nedenini bul kitabının dışında da ola ki böyle 10 kişilik çok kalabalık olmamak kaydıyla bir örgün eğitim şeklinde. Yani benim potansiyelim ne, benim yatkınlığım ne, gerçekten beni ben yapacak en iyi şey ne, ne yaparsam içimdeki insanla temas kurmuş olurum. O potansiyel, o cevheri ortaya çıkarıp hem kendi hayatıma hem başkasının hayatına anlam katmış olurum. Böyle bir atölye ortalama 3 oturum sürse 3 saatten evet, belki yapabiliriz ileride. Ama yüz yüze olursa çok işlevsel olacak. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Katılımcılarımızın talebine göre o zaman bunu şekillendirebiliriz. Ben kitap ödevlerimi aldım, yazdım. Katılımcılarımız da kitaplar üzerinden, önerdikleriniz üzerinden bunları hayatlarına katarsa fayda sağlayacağını zaten İnanıyoruz. Çünkü bu sizin öneriniz. Katılımcılarımız Boğaziçi Enstitüsü WhatsApp eğitim danışman hattından önerilerini, bir dahaki söyleşideki duymak istediklerini, ilgi duyduğu, bu merak ettiği, sıkıntı hissettiği alanları yazabilirler. Aynı zamanda uzman psikolog Metin Aydın'la, değerli hocamızla bir araya gelmek istediği gün neyi duymak istediğini de yazabilir. Yani biz sizler üzerine, sizlerin talepleri üzerine atölyeler, etkinlikler düzenleyebiliriz. İstanbul'da, Kadıköy'deki Boğaziçi Enstitüsü örgün eğitimlerimizde. Şu an tabii teşekkürler devamlı geliyor. 1 saat 13 dakika oldu. Metin Bey, gerçekten 13 dakika biraz geçtik. Teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Bir dahaki söyleşiyi de muhtemelen bir 10 gün içerisinde yaparız diye düşünüyorum. Sözü de aldım diye düşünüyorum. Umarım katılımcıların yorumlarına bir bakalım. Evet. Umarım talep biraz artarsa biz de motive olmuş oluruz. Tamamdır, anlaştık. Tamam. Sevgili katılımcılarımız, Boğaziçi Enstitüsü Eğitim Danışman WhatsApp hattı istanbulboğaziçienstitüsü.com'a girdiğiniz zaman sağ tarafta bulunan yeşil WhatsApp ikonudur. Buradan ilgi duyduğunuz veya da katılmak istediğiniz herhangi bir hususu yazabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Doğrudan eğitim danışmanlarımız da size cevap verecektir.
Bugün programımıza uzman psikolog Metin Aydın katıldı. Ben Bünyamin Gökçül, Boğaziçi Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bundan sonraki süreçte, söyleşilerde görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum Metin Bey. Peki, iyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıklı günler. İyi günler.